Yeni Amerikan Üniversitesi Medya Koordinatörlüğü'nün hazırlamış olduğu fakültelerimizin tanıtım programından herkese merhaba diyoruz. Programımız kapsamında fakültelerimiz ve yüksekokullarımızın dekanları ve müdürleriyle fakültelerin, yüksekokulların tanıtımını yapıyoruz. Bugünkü konuğumuz da Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Doçent Doktor Aysin Sinan. Programımıza hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Gayet iyiyim. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Az önce de söylemiş olduğum gibi programımızda fakültenizin tanıtımı, amacı ve bilgilerini paylaşacağız. Öncelikle fakültenizde hangi bölümler mevcut? Bunlardan bahseder misiniz? Tabii. Önce bir fakültemizin ne kadar önemli bir fakülte olduğundan bahsedeyim. Adı üstünde, isim üstünde beşeri. Beşeri demek insancıl demek, tabiat demek ve daha doğrusu yaşamış olduğumuz her sorunun içinden bir parça demek. Dolayısıyla hem fakültemizde psikoloji bölümümüz vardır. Bunun hem Türkçe hem de İngilizcesi vardır. Çin dili edebiyat bölümümüz vardır. Ve orada bu işin uzmanı olmuş hocalarımız vardır. Türk dili edebiyatı, Türk dili edebiyatı bölümümüz vardır. Onun 4 ana bilim dalı vardır. Eski edebiyatı vardır, eski Türk dili edebiyatı vardır. Yeni Türk dili edebiyatı vardır, halk edebiyatı vardır. Orada da böyle donanımları gerçekten mesleğine aşık olan ve baktığım zaman çok gerek yayınlar olsun, gerekse öğrencilerle olan diyaloglarında çok gayet iyi durumda olan hocalarımız vardır. Öğrenciler peki fakültenizden bir programı neden tercih etmeli? Benim mezun olan öğrencim bugün dünyanın her yerinde. Çin dili edebiyatında mesela Çin'e giden öğrencilerim var dedi. Bugün orada gayet güzel yerlere gelmiş. Orada halen hem okuyorlar hem çalışıyorlar. Öyle öğrencilerim vardı. Yeni Amerikan Üniversitesi gerçekten isim yapmış. Bugün baktığımız zaman bu sadece Kıbrıs'ta değil yani Türkiye Üniversitesi'nin içerisinde de Avrupa'ya, dünyaya açılmış bir kapıyız biz. Ve bu böyle Arizona biliyorsunuz biz bir anlaşma yaptık. Onların öğrencileri bize gelecek, bizim öğrencilerimiz onlara gelecek. Aslında bir yerde sanırım üniversitemizde en fazla uluslararası öğrenci potansiyeline sahip fakülte olmanın da avantajlarını yaşıyorsunuz. Hem öğrenci potansiyeli hem de mezun olduktan sonraki yurt dışı fırsatları anlamında. Şimdi bir kere hem İngilizce hem Türkçe bölümlerimiz var biliyorsunuz. Yani şimdi dünyaya açılacak bir öğrenci İngilizce olarak bize geliyor. Yani İngilizce bölümü tercih ediyor. Ve bitirdikten sonra eğer istiyorsa bizde counseling psychology dediğimiz ki YÖKS ilk defa bize bunu vermiştir. Bizi akredite etmiştir. Gerek Türkiye'de gerekse burada. Başka bir üniversitede yok bu. Çoğu insanlar bunu karıştırıyorlar. İşte bu danışmanlık mı? Değildi. Yani bu okulda danışmanlık yapan hocalarımızın görmüş olduğu bir eğitim gibi değildi. Bu tamamen trenddir. Bu Carl Rogers'ın ortaya attığı counseling. Yani bunun ismi counseling'dir ve bize de verilme o şekildedir. Counseling master'dir bu. Ve bunu yapan Avrupa'ya gidip herhangi bir yerde çalışma izni varsa klinik açabilir. İtalya'ya gidip klinik açabilir. Oradaki counseling derneklerine üye olabilir. Tabii pandemiden dolayı artık birazcık daha kapatıldı, daha kısıtlandı bunlar ama üniversiteniz kapsamında sosyal sorumluluk projeleriniz de mevcut mu? Projeler vardı. Pandemi öncesi biz çok güzel projeler hazırlamıştık. Kadın sığınma evleri için onlarla da istişaremiz olmuştu. Dekoçak Türk Belediyesi'yle istişaremiz olmuştu. 8 Mart Kadınlar Günü'nde tiyatro yapacaktı. Ne yazık ki biliyorsunuz Mart 2019'da kapanmaya gittik ve bunu yapamadık. İnşallah yani bunları devam ettireceğiz. Temelimiz işte Eylül'de tekrardan yüz yüze eğitime başlayacağım. Çünkü gerçekten bazı derslerimizin teorinin yanında role play'lerimiz var bizim. Mesela psikolojide, counseling'de role play olmadan o skill, o beceri öğrencimize aktarılamaz. Elimizden geldiği kadar videolarla, elimizden geldiği kadar online yapmaya çalıştık. Güzel sonuçlarımız da oldu. Fakat dediğim gibi yani o hissiyat, o body language, o var olmayı, hissetmeyi yaşamadıktan sonra biraz zor. Bilhassa bu digri seviyesinde ve yüksek digride şart. Programımızda yine sizlere Beşeri Bilimler Fakültesi'nden Doçent Doktor Aysin Sinal ile birlikteydik. Yine bilgiler vermeye çalıştık kısa ve öz bir şekilde. Daha detaylı bilgiler için de tekrar ilerleyen zamanlarda yine bir programımız olacak. Sizlere daha güzel bilgiler aktaracağız. Hocam çok teşekkür ediyoruz bilgileriniz için. Görüşmek üzere.